Enkazdan kurtaran ve kurtululanların Allahu Ekber naraları atması Kemalistleri rahatsız etmiş hocam. İlk defa biz bu depremde bir tekbir getirilmesini duyduk. Ya bu kadar absürt bir şey olamaz. İsrail kurtarıcılar Şabat duası yapmış. Hiç sorun etmediler. Evet. Yani bunların derdi ne? İşte bunların derdi İslam. Başka bir dertleri yok bunların. İslam'ın haricinde hangi dinin şeyini yapsan, satanistlerin şeyini yapsan o bile dert olmayacak onlara. Yaşasın şeytan, öyle diyor ya satanistler. Birisini kurtardığı vakitte şeytan sen çok yaşa dese umurları olmayacak yani. Allahu Ekber dedi mi sıkıntı. Bu siyasi bir tabirmiş. Allahu Ekber. Allah Allah. Her gün biz demek ki namazda siyaset yapıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Durmadan siyaset yapıyoruz demek. Depremden çıkan da biliyor, depremden kurtaran da biliyor. Allah yardım etti mi kurtulur kurtulan. Başka şekilde yok. Bak içeriden kaç tane insan çıktı, neler görmüşler. Ufak çocuğa yemek verecek diyorlar. Ne diyor çocuk? Bir tane abla geldi beni yedirdi diyor. Bir tane abla geldi beni yedirdi içirdi. Ben aç değilim, susta değilim. Hadi açıkla bakalım. Allahu Ekber düşmanları, açıklayın bakalım. Öteki çıktı dedi ki sorguya çekildim diyor. Bunları bana geldiler sordular. Daha nice şeyler görürler yani. Duyarlar. Ya kulaklarını tıkayacaklar ölene kadar, ölünce açacaklar gözleri. Ya da kafalarını bir yere çarpacaklar. Bir göçük altında veya hatta kalacak bu Allahu Ekber düşmanları ki kendilerine gelsinler. Neticede biz Müslümanız. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Bizim milli marşımızın sözleri bunlar. Siz ezan düşmanı mısınız? Milli marş düşmanı mısınız? Değil mi? Milli marşımızda şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımız diyor ki hep minarelerimizde inlemeli. O ezanlar Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlıyor. Biz namaz kılarken günde kaç defa Allahu Ekber diyoruz. Siz neye düşmansınız? İslam'a düşmanlar. Başka bir açıklaması yok bunun. İslam'a düşmanlar hem de nerede? Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede İslam'a düşmanlar bunlar. Ama komik olan ne? Her gün Allahu Ekber deyip Allah'ın huzurunda duranlardan da bunlara kulak verenler var. En komik olan taraf burası ya. Adam açık ve net diyor ki ben senin düşmanıyım, ben Müslüman. Müslüman da gidip onu dinliyor. Velhasıl adamların artık maskesi falan yok bizim düşürmemiz gereken. Her şeyi attılar artık. Maske falan yok yani. Açık ve net diyor. Biz Allahu Ekber diyenlerin düşmanıyız. Benim de yanımda demeyeceksin arkadaş. Benim yanımda Mustafa Kemal diyeceksin. Mustafa Kemal'e tapıyorum diyeceksin. Böyle. Allahu Ekber diyemezsin. Andımızı okuyabilirsin benim yanımda. Kur'an okuyamazsın. Ben bunlara düşmanım diyor. Açık ve net beyan ediyor. İnsanımız da görsün bunları kardeşim. Kim olduğunu bilsin, ona göre davransın. Bu kanal Kemalistlerin kanalı yani. Hocam Şirin Payzin gibi spikerler. Mülteciler hırsızlık yaptı diyerek propaganda yapmış. Kendi kanalı Halk TV bunu yayınladı. Çok büyük bir güvenlik sorunu vardı. Özellikle ilk iki gün 50 kilo altın çalındı. Çok fazla dükkan, iş yeri yağmalandı. İnsanlık suçu diyebileceğimiz gibi maalesef bunu söylerken bile utanıyorum ve üzülüyorum. Enkaz altından çıkarılan cenazelerin ellerindeki, parmaklarındaki yüzükler çalındı. Şimdi asker dün akşamdan beri sokak sokak devriye geziyor. Ve dün akşam bir iki tane de çatışma olmuş. Gözaltılar oldu, tutuklamalar oldu. Çünkü burada 700 bin Suriyeli var ve çoğu düzensiz göçmen. Kayıtları yok, kayıtları yok ve bunlar iki şehre yayılmış durumdalar. Arada biraz önce araziden yaptığımız yayında bölgedeki asayiş olaylarına ilişkin Şirin Payzı'nın yaptığı yoruma İzleyicilerimizin yoğun tepki gösterdiği gözlemleniyor. Biz Halk TV olarak hiçbir insana dil, din, ırk penceresinden bakmadığımızı tekrar hatırlatmak isteriz. Biraz önceki yorumlar yorumcunun kişisel görüşleridir ve Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir. İsmail Saymaz tam devlet aleyhine propaganda yaparken depremzede vatandaşlar canlı yayında müdahale etti. Kurulmadı, çadır kentler oluşturulamadı, tuvaletler sağlanamadı. İnsanlar Ayaz'da bekliyorlar. İnsanlar helikopterlere bak. Tamam beyefendi. Siz devam edin. Tamam beyefendi. Birazdan devam edeceğim. Birazdan devam edeceğim. İşte kardeşim bakın bazı şeyler de gitti. İsimlerini almayayım neyse. İlk günden bazı parti liderleri veya belediye başkanları da gitti.
Gidiyorsun bakıyorsun. Neye gittiniz oraya? İnsanları yardıma gitmezler. Böyle yapıyorlar gidiyorlar. Burada devlet yok ya. Yaptıkları tek açıklama yok. Adamları enkazdan çıkarttığı, şöyle yaptığı falan filan hiçbir video öyle bir şey yok. Burada devlet yok. Burası bitmiş. Devlet ölmüş. Devlet gitmiş. Aynen bir daha ilk günden. Ya ilk günden gidiyorsan kardeşim, devletini vatanını seven birisiysen şöyle demen lazımdı. Buralar çok sıkıntılı. Devletiniz buraya gelsin. Şuralarda çok sıkıntılar var. Yok, anlatımlar böyle değil. Devlet bitmiş demek için oraya gidiyorlar sadece. Şirin Payzin. Yok işte mülteciler kol kestiler. Kendi söylüyor. Kendi çalıştığı kanal yalanlıyor bunu. Şirin Payzin böyle bir haber yanlış. Neden yalanlıyor o da? Mecburen yalanlıyor. Yalan haber cezası var ya. Onun cezasını yiyecekler yoksa. Şimdi bu çıkanların hepsi yiyecekler bu cezayı yani. Yalan haber yapanlar. İsmail Saymaz açıyor kendi telefondan canlı yayın yapacak. İşte devlet burada yok. Orada depremzede yetişiyor. Nereye devlet yok ya burada görmüyor musun diyor. AFAD çalışanlarını sen. Helikopterin biri iniyor biri kalkıyor. Ambulanslar. Yüzlerce. Yani o kadar aşağılıklar ki. Canı yanmış insanların üzerinden siyaset yapmaktan çekinmiyorlar. Çekinmiyorlar. Bu kadar ya. Yalan olsun ne olursa para verelim sen bizim istediğimiz gibi konuş. Yurt dışından gelen yardım için gelenlerden de böyle teklifler olmuş biliyor musunuz? Velhasıl derdi insan kurtarmak değil. Derdi kurtarıyor havasını verip onun biraz kalbinde yer edinip onu istediği gibi konuşturmak. Konuşturup devletin aleyhine haber yapmak. Bunların derdi bu. Şirin Payzinler, İsmail Saymazlar bunlar yani insanların acısından siyaset yapacak kadar aşağılmayı hoş gören insanlar bunlar. Allah hidayet versin. Allah milletimizi bunlar bozuk düşüncelerinden, şerlerinden muhafaza etsin diyelim. Depremzedelerimiz her şeyi görüyorlar zaten. Her şey ortaya çıktı zaten. Tabii ki ilk gün her yer yıkılmış, sıkıntı var. İnsanlar üzgün tabii ki yani öyle şeyler olacak. Ama her şey kontrol altına alındı. Güzel bir şekilde elden gelen yapılıyor Allah'a şükür. Rabbimiz tekrarını vermesin. Bu tip insanların da devletimiz yani bir şey yapması lazım. Böyle bu kadar ucu açık bir şekilde ortalığı bozmamaları lazım ya. Ümit Özdağ'ın Suriyeli hırsız diyerek hedef gösterdiği genç konuşmuş. Ümit Özdağ'ı Allah'ıma havale ediyorum. Bugün bana attığı yalan iftira, bana demiş Suriyeli hırsız. Ben ne Suriyeliyim, budur Türk vatandaşı kimliğim. Ve ben Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız değilim. Diyanet Vakfı'nda gönüllüyüm, hafızım. Ümit Özdağ da onlardan bir tanesi. Hafızım. Hı-hı. Kendisine dava açıp gelirini depremzedelere bağışlayacağım. Aferin. Açsın sonuna kadar da gitsin. Adam hafız gelmiş oraya yardım ediyor. Ne diyor ona? Suriyeli hırsız demiş. Al. İnsanlığa hayrı yok bunların hayrı. Ortalığı karıştırmaktan başka derdi yok. Neye göre hüküm verdi? Sakallı diye her sakallıyı Suriyeli zannediyor. O kadar ayarı yok yani. Allah ıslah etsin. Ya hep böyle yapıyorlar zaten. Bu sosyal medyada yayınlananlara inanmayın kardeş. İnanmayın. Hop diye inanıyorlar insanlar. Bunlar sırf zaten böyle işte. Milleti kandırmak için yapıyorlar. Hatay battı. Hatay şöyle oldu. Şu şöyle oldu. Bu böyle oldu. Kimse oraya gitmedi. Bütün şimdi Kemalist haber kanallarını dinleyenler öyle biliyorlar. Hatay'ı açıyorsun televizyonu, normal televizyon açıp bakıp görseler doğruları ve o televizyon diyor yalancıdır, ona da inanmıyorlar. Böyle kandırılmayı hoş görüyor. Sen şimdi şöyle desen ki ona, AFAD'ı Haluk Levent yönetiyor. Desen, şimdi ne Ahbap'tan haberi var aslında, ne AFAD'dan haberi var. Ya karıştırmışız. Haluk Levent'in kurumunun adı AFAD. Deseler anında AFAD'ı övmeye başlarlar. Ne yaptığını bilmiyorlar çünkü. Gözü kapalı. Tabii çünkü o devletin ya. O direkt üzerine çiziyor. Haluk Levent bunların tarafından gözüküyor ya. Hemen tamam bu bizim taraf. Haluk Levent AFAD'ı övüyor. Biz onun şeyinde çalışıyoruz diyor. Yok Haluk Levent olmasaydı batmıştık diyorlar. Böyle bir gözü kör. At gözlüğü takmış insanlar var. Yani bunların sözlerini çok kale almamak gerek.